Değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. Bir sitavi dersinde tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde özellikle sitavinin notlar bölümüyle ilgili size bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi referans bölümüne geldim. Dikkat ederseniz bu bizim yani ana şeyimiz, ana görüntümüz, ana interfeys denilen şey. Neydi? Burası kategori bölümü. Burası kategori eklediğimiz literatür taramasından elde edilen eserlerin künyelerinin kısaca gösterildiği alan. Bu kısım yine eserin e, eserle ilgili her şeyi dahil edildiği bölüm. Yani eserin kısa bir bilgisi, eserin referans bilgisi. Mesela bir tane seçelim. Eserin referans bilgisi. Alta doğru da uzanıyor arkadaşlar. Şöyle getireyim. Bakın burada mesela pdf de ekleyebiliyoruz. Ee, kardeşlerime söyleyeyim. Bu kısım önemli. Bu kısımda çok doğru bilgiler girilmesi lazım. Çünkü biz atıfları hep bu kısımlardan vereceğiz. Bu kısım ne kadar doğru olursa bizim yazacağımız eserler de o kadar doğru olur. Content bölümü arkadaşlar eserle alakalı mesela özet girmek istediğimizde, eserin içindekiler kısmını bu kısma girmek istediğimizde, eser hakkında yani eser hakkında bir değerlendirme yapmak istediğimizde buraya eserle al alakalı her türlü bilgi girebiliriz. Kontext bölümü mesela eserin eserle ilgili mesela e, üretebileceğimiz anahtar kelimeler var. Bu anahtar kelimeler bize eseri program içerisinde daha hızlı bir şekilde bulmamızı sağlayacak. Anahtar kelime istediğimiz şekilde buradan girebiliriz. Bakın daha önce de girmiş olduğum anahtar kelimeler var. Bu anahtar kelimelerden seçebilirim ya da new diyebilirim yeni bir anahtar kelime meydana getirebilirim. Bu konuyla alakalı önceden bir ders hazırlamışım zannedersem. Diğer taraftan mesela kategori bir bölümü yani eklediğimiz künyenin hangi kategoriye ait olduğunu buradan mesela tıklayıp Girebiliriz, seçebiliriz. Yeni kategori meydana getirebiliriz. Yani seçtiğimizin altına üstüne yeni kategori meydana getirebiliriz. Sap kategori meydana getirebiliriz. Kategoriler arasında mesela yukarı, aşağı, yana, sola gösterebiliriz buradan arkadaşlar. Ee, var olan mesela hep eklediğimizde burada zaten kendisini gösterecektir. Kategorilerin tümünü aç, tümünü kapa bu şekilde gösterebiliriz. Hızlı bir şekilde zaten eserle ilgili mesela kısa bir başlık burada yer alacaktır. Evet. Diğer tarafta mesela Quotation Commence. İşte bu bölüm önemli arkadaşlar. Bu bölüm önemli. Bu bölüm şu demek istiyor. Diyor ki eseri okuyorsunuz. Okurken mesela alacağınız notları bu bölüme yazabilirsiniz. Eserle ilgili ne, ne tür notlar alabiliriz? Bir. İlk okumada mesela e, bize. Yani hemen ben bir pdf'de açayım. Oradan da göstereyim ki size. Evet. Şöyle şunu çekeyim kenarıya. Referans bölümüne geldim. Buradan mesela açtım. Şuradan şu anı notları gösteriyor. Evet. PDF'yi görüyorsunuz. Bakın ben mesela şu anda buradan iki tane önemli yerde bakın. Bunlar yeşil alanları görüyorsunuz. Buraları okumuşum. Buralardan not çıkartmışım. Şu quotation bölümüne geldiğimiz zaman yani elde ettiğimiz notlar. Nedir nedir bu notlar mesela? Şimdi bir eseri okuduk ya da bir, bir paragrafı okuduk bu paragrafla ilgili. Yani eğer bize lazımsa zaten onu tespit ediyoruz. Lazım değilse onu hemen siliyoruz. Yani yok ediyoruz yani. Yani o, o kaynak bize lazım değilse arşivimizde bulmasının bir anlamı yok zaten. Şimdi Eseri okuduk. Okuduktan sonra da eserden ne tür notlar çıkartabiliriz? Yani bir özet çıkartabiliriz. Eserle ilgili mesela okuduk bilgilendik yeni bir kendimiz yorum yapabiliriz. Ondan sonra direkt atıf varsa direkt atıfı mesela gösterebiliriz. Ben onları daha sonra göstereceğim. Bu dersten sonra göstereceğim inşallah. Bu kısım önemli arkadaşlar. Zaten mesela tezi bu kısımda yazıyoruz. Makaleyi bu kısımda aldığımız notlarla yazıyoruz. Yani o eseri elde ediyoruz, kategorize ediyoruz. Sonrasında okuyoruz. Okuduktan sonra notlar alıyoruz. Aldığımız notları bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Yorumluyoruz. İşte tez ve eser bu yorumlarla birlikte ortaya çıkacaktır. Şimdi bakın mesela ben şunu açayım göstereyim mesela size. Bakın mesela şuradan mesela bakın bir önce bir tespit etmişim. Kırmızıya almışım. Sonrasında mesela ne yapmışım? Yeşil yapmışım. Niye? Onu okumuşum. Nereden aldım? Şuradan almışım. Yani bunu büyütebiliyorum tabi. Şöyle gösterebilirim nesi? Evet, nereden almışım? Şuradan almışım. Hemen gösterebiliyorum. Şuradan almışım. Tabi şimdi bu notlar nereden geldi? Referans bölümüne gelelim. Yani alış bölümüne bakın mesela burada farklı farklı mesela neler var? E, renkte mesela baloncuklar var. Bu baloncuklar özellikle kırmızı olan yani turuncu olan ben mesela tespit okumalarımda elde ettiğim notlardır. Yani bana şurası yarayacak, bana şurası yarayacak. Yazar şu konuda şunu söylemiştir. Hemen bir tane bakalım bakın mesela arkadaşlar. Bakın mesela Alman misyonu Ermeni çeteleriyle olan ilişkileri hakkında. Mesela böyle bir not almışım. Burada yer belli. Mesela buna bakalım. Bakın burada bir yorum yapmışım mesela. Görüyorsunuz onu hemen değiştirmişim burada. Yani yeşil yapmışım. İşte benim mesela yazdığım makalenin içinde geçen bir bölüm bu. Evet, zaten program otomatikman burayı gösteriyor. Şimdi burayı anlattık. Bu not bölümünü anlattık. Bir sonraki derste tab tabi ne yapacağız? Artık Word'u kullanmaya başlayacağız. Şimdi şöyle bir örnek yapacağım da bir sonraki derste tekrar göstereceğim. Mesela bakın şu kısımda ne var? Şu kısımda ne var? Şimdi bakın knowledge bölümündeyiz. Knowledge bölümü ne demek? Bilgi bölümü. Yani aldığımız notların bölümü. Bakın bunlar hep not. Hep tıkladığımda burada pdf açılmıyor. Not açılıyor. Görüyorsunuz. Bakın hep notlar. Bunlar mesela nedir? Bu turuncular tabii kendime göre kullanıyorum programı. Okuduğum eserde nereleri tespit etmişsem oraları gösteriyorum mesela. Sayfa 460 mesela şu eserde 460. sayfada böyle bir not tespit etmişim. Sonra gidip orayı okuyacağım. Oradan yorum çıkartacağım. Buralardan dikkat ederseniz bakın mesela almışım böyle notları. Görüyorsunuz bakın daha fazla. Bunları yorumlamışım. Şimdi bunları atıf atacağız. Yani bunları atıf atacağız ama nasıl yapacağız onu da göstereyim. Mesela işte burası önemli. Burada tutuyorum mesela diyelim ki atıyorum mesela Anadolu şeye <laughs> bölgedeki diğer misyonlarla ilişkisi mesela şu 4 not 4 not bununla ilgili yani bu belgeyle ilgili. Bakın bir oldu. Bakın mesela şunu getirdim. Evet iki oldu. Üç oldu. Evet görüyorsunuz. Şimdi de 3 oldu. 4 oldu. Fark etmez. Yani bunu sıralamasını yaparız. Burada sıkıntı yok. Niye gelmedi? Hemen getirdim. Bakın 4 oldu. Evet. Şimdi buraya geldiğimizde bakın dört tane not var. Yani şimdi şu başlık dört tane nottan meydana gelecek. Ha bunlar arasında mesela bakın alta götürebilirim. Yani ondan sonra aralarında mesela şey de yapabilirim. Yani paragraf başlığı falan. Mesela deneme böyle de açıp yani ne nereye gelebilir? Mesela bu bir paragraf, bu bir paragraf, bu ikisi bir paragraf. Mesela şöyle şu şekilde yerleştirebilirim. Evet. Şimdi bakın mesela bunu yazdıracağım. İleride bir sonraki derse bunu yazdıracağım. Artık Word ile Word ilişkiye başlayacağız. Şimdi <laughs> yazılarım bakın burada. Evet yani şimdi sıralamayı da ayarladım. Dedim ki mesela şu başlıkta şu sıralama gelsin. İşte bu sıralama gerçekleşebilmesi için benim düzgün bir şekilde okuma yapmam lazım ve bu başlıkları yani bu notları birbirine bağlamam lazım. Şurada gözüken ne peki? Şu ne? Yani yazıda bu ne? Bu da tabii atıf verecek yani durmadan mesela burayı mesela atıflayacak. Yani bu bu yorumun buradan alındığını gösterecek. Yani program otomatikman bunu Word'a yazacak. Evet. Bakın şurada yine bu bir bu iki bu 3, bu 4. Yani bu şekilde aslında örgütlenmeyi bu şekilde yaparsam, burada yaparsam, kafamda yani planını yaparsam bu Word'a otomatikman yansıyacaktır arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde not bölümünü incelemeye çalıştık. Onunla ilgili bilgi vermeye çalıştık. E, notları mesela nasıl kategorize edildiğini göstermeye çalıştım. Şimdi şurası da önemli. Bakın referans bölümü ayrıdır. Evet. Referans bölümü ayrı. Not bölümü ayrıdır. Şimdi ben tam açayım programı. Evet. Tam bu şekilde açtım. Bakın. Bir daha gelsin. Evet. Şu şekilde gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada 61 tane mesela ne var? Referans var. Yani literatür sonucu elde edilmiş bir kaynak var. Evet. 61 tane. Bunlardan hiçbir şekilde bir tanesi kategorize edilmemiş. Ne yapıyorduk biz mesela? İşte şimdi tekrar uzadıya girmemek için yani elde ettiğimiz bu literatürü bu başlıklara göre yani bu plana göre sıralıyorduk. Notlarda da aynı şekilde yapıyorduk. Evet bakın notlarda da. Burada da 118 tane notum var. Dikkat ederseniz 113 tanesi kategorize edilmemiş. 4 tanesi edilmiş. Şimdi buradaki kategori ağacıyla referans bölümündeki kategori ağacı aynı. Orada referans var. Burada not var. Evet. Orada referanslardan hangi başlığa, hangi kaynaklarda yazacağız? Burada Hangi başlığı hangi notlardan yazacağız? Yani aynı başlığa hangi notlardan yazacağız? Evet. Bu şekilde arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Bir sonraki derste ne anlatacağım? Bir sonraki derste programı Word'a bağlayacağım. Bu sefer Word'da program ne işe yarıyor onu göstereceğim. Çalışacağım. Herkese kolaylıklar diliyorum.